Önce hepinize çok teşekkür ediyorum. 15 gündür burada gece gündüz demeden verdiğiniz destekten dolayı hepinize çok teşekkür ediyorum. Sizlere çok mahcubum. Sizlere bu böyle bir olayı yaşattığım için çok mahcubum. Çok üzgünüm. Benden beklenmeyen bir şeydi. Önce dünya gündemine. Önce şunu belirtmek isterim. Dünya gündemini, Türkiye gündemini, özellikle Gazze'li çocukların, kadınların ve dünya mazlumlarının gündemini işgal ettiğim için hepsinden, onlardan özür diliyor, helallik istiyor. Çünkü zulüm devam ederken, katliam devam ederken gündem onların olmalıydı. O mazlumların olmalıydı. Vatan ölünmez! Şehitler ölmez! Vatan ölünmez! Şehitler ölmez! Vatan ölünmez! Daha sonra Türkiye'de yaşanan, biraz önce de ifade ettiğiniz gibi, şehitlerin gündemini aldığından dolayı tekrar üzgün olduğumu ifade etmek isterim. Gündem onların olmalıydı. Bu kadar acı, bu kadar ızdırap varken gündemi bu meseleyle işgal etmekten dolayı gerçekten çok üzgün olduğumu ifade ederim. Ayrıca şunu belirtmek isterim. 35 yıllık ticari, siyasi, sosyal hayatım vesilesiyle beni tanıyan ve benden böyle bir eylemi beklemeyen bütün dostlarımdan özür diliyorum. Onlar haklarını helal etsinler. Çünkü bu tarafta seninle ölüm eline. Bu tarafta seninle ölüm eline. Bu tarafta seninle ölüm eline. Sadece hayatta ilke edindim, prensip edindiğim bazı değerler var. Bir, her zaman şunu arkadaşlarımla da paylaştım. Haksızı, hırsızı haklı çıkartacak sebep vermememiz lazım. Şimdi maalesef bu olayları gerçekleştirenlere karşı bir yumrukla onları haklı çıkartmış gibi oldum. Ama şunu belirtmeyeyim. Özellikle bütün kulüplerin, bütün tarafların, Türkiye'de ve dünyada bütün taraftarların bekledikleri tek şey adalettir. Faruk Hoca sen bizim onurumuzsun! Faruk Hoca sen bizim onurumuzsun! Faruk Hoca sen bizim onurumuzsun! Bu insanlar çoluk çocuğunun rızkını keserek ve tek mutlu oldukları futbol maçını izlemektir en büyük lüksleri. Bu insanların hukukunu bütün taraflara söylüyorum. Federasyon, hakemler, kulüpler, bu insanların hukukunu çiğnememek için lütfen empati yapalım. Bu mazlumların, bu dostların, bu taraftarların, bütün kulüplerin, bak ısrarla hiç ayırmıyorum. Çünkü taraftarlık başka bir şey. Tamam mı? Hiçbir beklenti olmadan, hiçbir hesap olmadan aşk ile gönülden yapılan bir iş. Bu insanların hukukunu empati yaparak dikkate almamız hepimizin sorumluluğudur. Kulüp başkanların, federasyonun, hakemlerin, yorumcuların hepsinin sorumluluğudur. Lütfen bunu dikkat edelim. Benim yaptığım, aynen söylüyorum. Sizin desteklerinizden dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Yaptığım bu eylemi hiçbir zaman savunmuyorum. Şundan emin olabilirsiniz. Beni tanıyan bütün dostlarım emin olabilir. Belki bu eylemi yapacak en son kişilerden biriyim. Ama insanız, beşeriz.
gördüğümüz yanlış ve haksızlıklara karşı beşer olmamızdan, insan olmamızdan dolayı bir tepki veriyoruz. Tepkinin biçimi yanlış olabilir ama insan olmak, adam olmak haksızlığa tepki vermektir, yanlışa itiraz etmektir. Değerli dostlar, sizden gerçekten kaç gündür yaptığınız eylemden dolayı helallik istiyorum. Şunu belirtmek istiyorum. Tekrar hayatta ilke edindiğim bazı değerler vardır. Hak edilmemiş hiçbir unvanı almak istemiyorum. Burada bir kahramanlık olarak, bir figür olarak çıkmak istemiyorum. Kahramanlar dünyanın din, dil, ırk ayırtmadan dünyanın mazlum insanlarıdır. Kahramanlar bugünlerde Gazze'li Müslümanlarındır, Gazze'li çocuklarındır, Gazze'li kadınlarındır. Onların hakkını yiyip burada bir kahramanlık figür olarak ortaya çıkmak istemem. Sadece ve sadece bugünden itibaren bu olaylardan dolayı lütfen bütün paydaşlara adalet, adalet, adalet diyorum.